Önce isterseniz Cüneyt Bey künyeyi okuyayım da Halk TV de elimizden gitmesin. Bir çıktığımız orası var İhsan Aktaş'ın söylediği gibi. 1-7 Eylül tarihler arasında yapıldı araştırmamız. 2240 kişiyle Türkiye'de 26 ilde Türkiye genelinde temsil yeteneğine sahip bir araştırmadır. Araştırmada aslında öne çıkan kısmı bu oldu ama şimdi konuklarınız hazır sistemden bahsetmişken sistemle ilgili olan çok çarpıcı bir sonucu da vereyim önce. Araştırmaya katılanlar referandum bugün yapılsaydı, yani anayasa değişikliği olan referandum bugün yapılsaydı oy tercihiniz değişir miydi sorusuna referandumda evet oyu verenlerin her 5 kişiden bir tanesi hayır verirdim diyor. Her 5 kişiden bir tanesi de kararsız. Onun haricinde oy kullanmam diyenler de var. Yani hemen hemen referandumda evet oyu verenlerin yarısı pişman. Yani zaten AK Parti'deki oy kaybının sebebi de bu. Yani Cumhurbaşkanı'nın güven onayına baktığımız zaman o güven onayını oranının düşme sebebi de bu. Çünkü referandumda insanlara daha müreffeh, daha konforlu, daha ekonomisi canlı, daha çabuk aksiyon alabilen, bürokrasiye boğulmayan bir Türkiye vaat ettiler. Daha bağımsız yargı vaat ettiler, daha bağımsız bir meclis vaat ettiler. Ama bunların hiçbiri olmadığı gibi tam tersi şekilde gelişti. İnsanların zaten oy tercihini değiştirme sebebi de bir tanesi bu. Bir tanesi adalet sisteminde yaşananlar, tamamen bağımlı bir yargı haline gelmiş olması ve insanların artık bunu kendi özel hayatlarında dahi hissetmesi. Mesela Giresun'da olan olay, kızımıza geliyor, bir otomobil çarpıyor, iddia bu ve bu soruşturulmadığı iddiası var. Böyle olunca insanlar kendi normal hayatında bile yargının bağımsızlığının ne kadar önemli olduğunu görmüş oluyor. Bu bir iddia tabii ama hani ciddi de bir iddia. Türkiye'de epeyce konuşulan bir iddia. Böyle küçük olaylardan, daha doğrusu spesifik örneklerden, küçük bir olay değil tabii, aile kırılmasın, çok büyük bir olay. Spesifik örneklerden de insanların normal hayatında, kendi hayatında da yargılamaların uzun sürmesi, mesela 10 sene süren bir boşanma davası olur mu? Böyle şeyler oluyor. Adalete ve yargıya olan güven önemli derecede sarsılmış, bu oy oranlarına yansıyor. Onun haricinde bahsettiğim gibi ekonomik kriz, aslında bunların tamamı bir siyasi krizden doğan yan krizler. Hükümete oy kaybettirmeye başlıyor. Hükümet partisi kime oy kaybediyor? En büyük oy kaybını kendi ittifak ortağına, yani MHP'ye karşı yaşıyor. MHP'ye karşı oy kaybetmesinin sebebi de özellikle iki partinin birbiriyle çekiştiği yerlerde birçok belediyeyi MHP'nin kazanması bir sebep. Çünkü insanlar artık çözüm kapısı olarak oraya gidiyor ve orada işini çözdüğü zaman o partinin icraatlarından memnun olmuş oluyor. Partiyle iletişimleri artmış oluyor. Bir sebep bu. Ama en önemli sebep de şu: MHP bütün teşkilatlarda, bütün taşralarda hükümetin yaptığı ve tabanın hoşuna giden her şeyi kendileri yaptırmış gibi, tabanın hoşuna gitmeyen her şeyi de AKP yapmış gibi anlatıyor. Bundan dolayı da hükümetin başarıları MHP'ye, başarısızlıkları AKP'ye yazıyor. Kendi içinde böyle bir oy kayması var. Onun haricinde daha esnaf kesiminden, iş dünyasından daha doğrusu ve beyaz yakalılar dediğimiz, biraz da CHP seçmeniyle hemen hemen aynı hayat tarzını yaşayan, CHP seçmeniyle de etkileşiminin olduğu yerlerde, metropollerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy kaybediyor. Çünkü AKP tamamen MHP kanadına savruldu, uç milliyetçilik kanadına savruldu ve merkezi boş bıraktı. CHP de o 10 yıllık politikayla o merkezi doldurdu. Bundan dolayı merkezde, normalde merkez partilere oy vermesi beklenen seçmen CHP'yi merkezde görerek CHP'ye oy vermeye başladı. %2'ye yakın da buradan CHP'ye oy kaybı var. Onun haricinde hemen hemen her partiye ufak ufak oy kayıpları var ama bir de kararsızım diyenlerin çok büyük bir kısmı önceden AKP seçmen olan
insanlar. Yani bunlar AKP'den kopmuş fakat henüz nereye oy vereceğine karar vermemiş veyahut da kopma ihtimali çok yüksek seçmenler. CHP'nin yükselişi de hem iktidar partisinden oy alıyor. Cüneyt Bey'i duyamıyorum ben size. Son ankette böylece sizde oy oranları kaç kaç, bunu söyler misiniz? Şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi Muharrem İnce'nin aldığı oyun üzerinde %30.8 gibi bir oy oranı var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de 29.9 gibi bir oy oranı var. MHP'de ciddi bir yükseliş var. %16'ya yakın bir MHP oyu var. HDP aynı yerinde. İYİ Parti'de kısmi bir düşüş var. Çünkü o da merkezden gelen seçmenlerini yavaş yavaş CHP'ye kaybetmeye başladı. İYİ Parti'de o biraz da son dönemlerde yaşanan ülkücülere yakın söylem, milliyetçi mukaddesatçı söyleme kayması merkez seçmenlerini biraz CHP'ye itiyor. Onun haricinde kararsızlar var, oy kullanmayacağım diyenler var. Peki, bu durumda tabii bir şey daha sormam lazım. Babacan ve Davutoğlu'nun iki tane parti kurma girişimi var. Birinin bir tane, birinin öbürü. Evet. İkisi de birden aşağı yukarı şu zamanlarda açıklanacak gibi gözüküyor. Bunların şansı ne gözüktü sizin ankette? Şöyle. Bir de İyi Parti'nin buna karşı son dönemde sanki saraya biraz daha yakın bir pozisyonu varmış gibi gözüküyor. Kimi söylemler, kimi fotoğraflar. Bu onlar açısından yeni bir strateji arayışı mı? Oy kaybına yönelik bir çare mi? Yoksa aslında öyle bir yakınlaşma yok mu? Bir de İyi Parti'yi analiz ederseniz sevinirim. Tabii ki. Aslında şöyle, önce isterseniz Babacan ve Davutoğlu'ndan başlayalım. Ahmet Davutoğlu tamamen AK Parti tabanından, çok kısmi de Saadet Partisi ve MHP tabanından oy alabiliyor. Ahmet Davutoğlu'nun başlangıç oyu %3-4 aralığında gözüküyor. Tabii bu şimdi parti kurulmadan önce olmuş şey, bu %1'e de düşebilir, %7-8'lere de çıkabilir. O hangi konjektörde, hangi kadrolarla ve hangi söylemlerle başlayacağıyla biraz alakalı. Ali Babacan için de aynı şey geçerli. Ali Babacan %8-8,5 gibi başlayacak gibi gözüküyor. Fakat burada şöyle bir durum var. Davutoğlu aldığı oyun neredeyse tamamını AK Parti'den alıyor. Ali Babacan aldığı oyun 5 puan kadarını AK Parti'den alıyor. 3,5-4 puan kadarını AK Parti'den ayrılmış. Son seçimlerde birçoğu da hala CHP'ye veya İYİ Parti'ye veya muhalefet partilerine hiç oy vermemiş ama vereceğini beyan eden seçmenlerden oy alıyor. Yani merkez AKP'ye merkezi terk edince merkezde kalmış seçmenden oy alıyor. Burada önemli olan tabii Davutoğlu'nun etkisi, yıpratıcı etkisi bence Babacan'dan daha fazla olacak. Çünkü Davutoğlu başbakanlık ve genel başkanlık yapmış birisi. Parti teşkilatlarında kendi ekipleri, kendi arkadaşları olan il başkanlığı yapmış ki Türkiye'nin bütün büyük il başkanları, eski bir önceki dönem il başkanlarının hepsi hemen hemen Davutoğlu'yla hareket ediyor. Yani nicelik olarak Ali Babacan'dan daha küçük olmasına rağmen etkisi nitelik olarak daha büyük olacak. Çünkü Davutoğlu'na yakın ekip biraz daha akademisyen, entelektüel birikimi daha fazla olan, saha çalışmalarını ve siyasal kampanya örgütlenmesini daha iyi bilen AK Parti'nin içerisindeki okumuş yazmış teşkilat mensuplarıydı. Bunlar ayrıldığı zaman zaten son seçimlerde bunu gördük. Candan bir destek vermediler açıkçası. Çok da eleştirildiler AK Parti camiasında. AK Parti bir kampanya yönetemiyor sahada. Bunlar tamamen ayrıldığı zaman ve karşıya geçtikleri zaman AK Parti'nin teşkilatı ciddi bocalayacaktır.
Fakat AK Parti için Davutoğlu'nun ayrılması bir şekilde avantaja da döndürülebilir. Hani kaybettiği kadar getirmese bile şu olacaktır. Ahmet Davutoğlu'nu Suriye politikasının sorumlusu olarak tutup tamamen bütün kabahat ona yükleyeceklerdir. Zaten bu Ahmet Davutoğlu ayrıldığından beri alttan yapılan bir şeydi ama şimdi bunu karşıda kurumsal bir muhalefet partisi oluşacağı için doğrudan ona yıkmak kolay olacaktır. Savunma açısından AK Parti'yi biraz rahatlatabilir söylem açısından. İYİ Parti'ye gelince bence insanlar İYİ Parti'nin bu milliyetçi biraz daha mukaddesatçı söyleme dönüşünü yanlış değerlendiriyorlar. Ben bunu saraya veya AK Parti'ye yanaşma şeklinde görmüyorum. Çünkü zaten İYİ Parti'nin şu anda ana omurgasını oluşturan ülkücü seçmen, ülkücüleri saraya götürmek isteyen Bahçeli'nin yanından buna tepki göstererek ayrılmış insanlar. Tekrar o yola dönmezler. Hiç kimse İYİ Parti'nin peşinden gitmez böyle bir şey olsa. Bunu muhtemelen İYİ Parti yöneticileri de iyi biliyordur. Böyle bir stratejileri yok. Bence İYİ Parti'nin bu ülkücü görünüme dönme çabası tamamen Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile ilgili. Muhtemelen şöyle düşünüyorlar. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ayrı ayrı seçime girmeyeceklerdir. Çünkü baraj endişesi yaşarlar. Bunlar bir ittifak geliştirmek isteyeceklerdir. Bunu CHP ile yapmak istemezler. Muhtemelen CHP de istemez. İYİ Parti de CHP ittifakından çok memnun değil. Çünkü sayısal olarak beklediğini alamadı iki seçimde de. CHP ile yan yana görüldüğünde AK Parti ve MHP'den bir geçişkenliğin engellendiğini düşünüyorlar. Kısmen haklılar da. Meral Akşener burada bence bundan sonraki ilk seçimlerde muhtemel ittifak ortağı olarak Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi görüyor. Ben buna yeni sağ ittifak diyorum anlatımlarımda. Yeni bir sağ ittifak kurulacağını öngörüyor. Ve bu sağ ittifakın içerisinde zaten merkezde Ali Babacan, merkez seçmene hitap eden Ali Babacan, muhafazakar seçmene hitap eden Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi, belki de ikisi birleşecek. Belki Davutoğlu Saadet Partisi'nin başına geçecek veya Saadet Partisi Davutoğlu'nun partisiyle birleşecek. Belki diyorum, belki ayrı ayrı girecekler ama Demokrat Parti, burada zaten merkeze hitap eden partiler olacak, merkeze ve muhafazakarlara. O zaman İYİ Parti'nin kendi merkez seçmeni zaten hem CHP'ye hem buralara dağılacağı için elinde sadece ülkücü bir omurga kalacak ve hükümetin mevcut halinden memnun olmayan, son seçimlerde de MHP'ye oy vermiş ülkücülerden de kopma olacaksa bu ittifakın içerisinde geçirgenlik daha çok olacaktır ve ben buradaki ülkücü ana parti olayım istiyor olabilir. Yoksa ben Meral Akşener'in veya İYİ Parti'nin saray ittifakına katılacağına hiç ihtimal vermiyorum.